Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü yolculuğum motosikletle ilk defa bu kadar uzun olacak. Buradan Ankara'ya gidiyorum. 350 kilometre kadar yolum var. Niye Ankara'ya gidiyorum? Çünkü rodaj bakımı için maalesef Kayseri'de bir çözüm bulamadım. Honda motosiklet bayi olmadığı için servis. Maalesef ki Adana'ya gidecektim fakat şu an tatildeyiz. Araçla gitmem gerekiyordu zaten. Ben de aracı eşime verip kendimle motorla beraber hız yapmadan Ankara'ya doğru gitmeye karar verdim. Bakalım bu yolculukta bizi neler bekliyor. Haydi gelin başlayalım. Şimdi telefon burada engel olduğu için telefonu bir söktüm. Şu anda kilometremiz 729. Ankara'ya gittim demeye 1000 kilometreyi biraz geçmiş olacak. Ve yüksek hızlara çıkmayacağım tabi. Rodaj hala tamamlanmadığı için. Bugün o yüzden yolculuk biraz uzun sürecek. Tahminim bir 5 saati buluruz herhalde. Belki geçer. Kask LS2'nin Stream Evo modelini almıştım. Bu kaskla ilk başta bayağı bir sıkıntı yaşadım. Çok sıktı. Medium, kafa ölçüm de belli. Ama aşırı sıktı. Yani içinin pedlerini söktüm bir ara, öyle kullandım falan ama o da tabii uygun olmuyor. Daha sonra içine biraz yastık bastım ki hani genişlesin diye. O şekilde biraz genişledi. Öyle biraz kullandım. Şu anda da sıkıntı yok. Kafamda kar maskesi var. Uzun yola gittiğim için dedim üşütüp hasta olmayayım. Şu an iyiyim. Tam tutuyor böyle, ne fazla ne dar. Ama yarım saat 40 dakika sonra kafamın arka noktalarında bir ağrı yapıyor. Yani bilmiyorum, dün de aldığım yere gittim. Zamanla kullandıkça o biraz daha rahatlar dedi ama inşallah öyle olur. Yoksa mesela bunun gibi uzun bir yolda her yarım saat 40 dakikada bir mola vermek hiç hoş olmaz. Bakalım, bugün onu da denemiş olacağım. Intercom aldım, kulaklıkla takıp çıkartmak da ayrı bir dert. Intercom'da KN Master'ın 6100 modeli çok övülmüştü. Onu aldım, montajını yaptım. Ki gerçekten güzel şu an için. Önde zaten kameramı bağladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Yolculuğum devam ediyor. Şu an 27 kilometreyi de geride bıraktım. Ortalama yakıt tüketimi 2.8. Kayseri çevre yolundayım. Ankara'ya 304 kilometre kalmış. Devam ediyor. Yol biraz trafik kalabalıktı ama şu an azaldı. Sanayi tarafına gidenler herhalde oradan döndü. Üstümü biraz kalın giyindim diyordum ama şu an hani 80-90 kilometre hızlara çıkınca iyi. 15-16 derece gösteriyor ama hissedilen daha düşük. Bu giydiğim yandan fermuarlı pantolon üzerine giyilebilen motosiklet pantolon aldım. Motosiklet pantolonunu almıştım. Bu dizde korumaları da var. Tabi biraz kaba ama işe yaradı, güzel. Şu an soğuğu kesiyor. Altta eşofmanım var. Üstte LS2'nin montu var. Bu da güzel. Hiçbir şekilde soğuğu, rüzgarı hissetmiyorum. Kaskım da iyi. Zaten buradaki en güzel şey biliyorsunuz Honda Forza'da bu elektrikli cam olayı, çok güzel. Rüzgarı hiçbir şekilde yüzümde, kaskımda hissetmiyorum. Sadece kaskın üst tarafına hafiften değip devam ediyor ama o da beni rahatsız etmiyor. Şu an bu şekilde devam ediyorum. 50. kilometreyi de geride bıraktım. Ortalama yakıt tüketimimde şu an 2.7 gösteriyor. Şu ana kadar 3. depo şu an içindeki. Aldığım benzin ve yaktığı gösterge birebir tutuyor. Daha önceki modellerde herhalde bir yarım litre kadar fark oluyor demişlerdi. Ama 2023 modelde şimdi en azından şimdilik iki depoda ne gösteriyorsa aynısını baktığımı söyleyebilirim. Kask başımın
sağa sola arka tarafından hafiften böyle bir baskı yapmaya başladı. Ya çok rahatsız ediyor mu? Etmiyor ama uzun süredir başımda olması sanırım. Daha önce de alışkın olmamam. O yüzden biraz rahatsız ediyor. Şu an itibariyle 100 kilometreyi de geçtim. Telefonu söktük, biraz zahmet oluyor. Şöyle çaprazdan göstermeye çalışayım. 102 kilometre oldu. Evet, 130. kilometrede bir mola verdim. Burada bir 5-10 dakika mola vereceğiz. Kask da başıma ağrı yapmaya başladı. Şu an kulaklarım tıkanmış vaziyette. Sol taraftan bayağı bir şiddetli rüzgar esiyordu. 10 dakika mola sonrasında devam. ...150 kilometre de geride kaldı. Şu an 154 kilometre olmuş. 2.8 yakıt tüketimiyle ilerliyorum. 879 kilometre oldu motorun toplam kilometresi. İçindeki yakıtla da 273 kilometre daha gider diyor. Devam ediyorum. İleride bir 20 kilometre kadar sonra uzun mola vereceğiz. Kahvaltı yapacağız. Şu an eşim de beni solladı. Önde gidiyor, arkada ben. 16 kilometre kalmış. Şu an güzel hava. 20 derece gösteriyor motor sıcaklığı. Eldiveni değiştirdim. Kışlığı çıkarttım. Şu an burada da elim üşümüyor. Bacaklarım zaten iyiydi. Buff'ı takabilirim belki ama o da şu an için ihtiyaç yok gibi ya. Güzel. Devam. Dinlenme tesisine geldik. Burada bir kahvaltı molası yapacağız. Yarım saat kadar. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Rüzgarlı bir havada 256 kilometre oldu. Şu an Kırıkkale'ye giriş yaptım. 2.8'de bitiyor kilometre. Toplamda kilometre 982 oldu. Kırıkkale Ankara yolunda devam ediyoruz. Burası Irmak mevki. Daha önce bisikletle geçtim buradan. Birinde jantlarımı kırmıştı. Birinde de jantımın apoyunu bozulmuştu. Bu yolu hiç sevmiyorum. Buradaki birkaç kilometrelik şu taralı alan yol bisikletlerini özellikle mahvediyor. Rüzgar biraz daha azaldı. Şöyle tepelerin arasına girdiğimiz için. İleride Elma Dağı var. Herhangi bir yerde böyle bir çekmeme, boğulma, yığılma gibi bir şey yaşamadım. Dediğim gibi zaten çok yüklenmiyorum. 999 kilometre oldu motor. 1000 kilometreyi kutlayalım. Haydi bakalım. 1000 kilometreyi bekliyoruz. Bin kilometre bakımı için servisle görüştüm. Kayseri'den geleceğim için dedim 1100'ü bulabilir diye. Onlar da problem olmayacağını söyledi. Ve şu an itibariyle motorun 1000 kilometreyi devirdi. İnşallah nice kazasız belasız 1000 kilometrelere diyelim. Evet, 1000 kilometreden sonra göstergede yağ değişim işareti çıktı. Bu zaten kullanma kılavuzluğunda belirtiliyordu. Rüzgar yine esiyor. Mikrofondaki ses kalitesi kötü değildir. Vizörü de kapatmıyorum bilerek. Çünkü vizörü kapatınca da çok boğuk bir ses oluyor. Şu an kaskın kendi güneş vizörü var. Onu kapattım. Artı bizim işte Forza'nın
kendi siperliğim bunun adı ne bilmiyorum. Adını da bilmiyorum. Siperlik yapalım. Birazdan karşıda görünen Elma Dağı tırmanışımız başlayacak. Çok yüklenmeden motor gidebiliyor mu gidemiyor mu? Nasıl gidiyor onu bir görmüş olacağım. Benim tahminim zorlanmayacak. Zaten çok böyle 80'i falan da geçmeyi düşünmüyorum. Sadece bir 1000 gidiyor. Hızdan sonra mesela biraz daha fazla verdiğimde acaba gidebilecek mi yoksa tıkanıyor mu? Onu göreceğim. Evet, başlıyoruz. Tırmanışımız başladı. Tara bağlandı. Şu an için güzel. Ben buraları bisikletle tabi debelenerek çıkmıştım. Yazın sıcağında çok acayip beni bulatmıştı. Çok fena terlemiştim. Sularım kaynadı, içilmez hale geldi. Bayağı bir sıkıntı çektim Elma Dağı tırmanışında. Jantelim kırık bir vaziyette. Tırmanışı yapmak zorunda kalmıştım. Beni bayağı zorlamıştı. Şu an motorla böyle rahat rahat çıkabilmek gerçekten çok güzel. Elma Dağı zaten birçok kişi bilmiyordur Elma Dağı'nın nasıl bir yer olduğunu. Yani burada zorlanmadan hızlanabiliyor. Biraz daha gaz veriyorum. Daha şu ana kadar hiç topa gaz denilen son gaza kadar basmadım. Rotajdan dolayı. Kullanma kılavuzunda da gerçi ilk 500 kilometreden bahsediyor. İlk 500 kilometre içerisinde ani hızlanma ve ani frenleme yapmamanız motor sağlığı açısından önemlidir diye yazıyordu. Ama herhalde servisler garanti olsun diye 1000 kilometre diyorlar. Elma Dağı tırmanışında bu şekilde çıktım. Hiçbir tıkanma falan olmadı. Gazı verdiğinde de açtığımda da gayet güzel ben giderim diyor makine. Arkadaşlar Ankara'ya giriş yaptım. Şimdi devam ediyorum. Çevre yola geldim. Varacağım yere aşağı yukarı bir 22 kilometrem var. Devam ediyorum. Ankara'nın girişindeki yol acayip bozuk. Bisikletle de gelsem, motorla da, arabayla da, hepsinde de patır kütür köy yoluymuş gibi. Allah rızası için orayı bir yapın ya. Lütfen, yani acayip rahatsız edici bir yol. Hiç yakışmıyor yani bir başkente böyle bir giriş. Toplamda 323 km olmuş. 20 daha dersek 340 km'yi biraz geçeceğim. Ortalama yakıt tüketimim 2.8. Bir depo benzinle 323 gitmiş ve 128 km daha gider gösteriyor. Şu an için ilk tecrübelerim bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.